Oksijenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Dadaizm ve din. Dadaizmle karıştırmayın, o videom yine farklı. Dadaizm ve özgürlük videosunu izlerseniz Dadaizm ve din videomun farklı olduğunu öğrenirsiniz. Dadaizm nedir ve dinle ne alakası var olduğunu düşünebilirsiniz. Oksijenlerim, bunu bu videomda sizlere açıklayacağım. Peki nedir bu data? İngilizce bir kelime olan data, Türkçe'de isim olarak kullanıldığında data, bilgi, girdi, veri anlamına gelmektedir. Yani bu kelimenin bilgisayarlarla olduğu kesin. Evet, data, bilgi, girdi, veri ve aslında daha fazlası. Ne demek istiyorsanız diyen oksijenleri duyuyor gibi. Bu data dediğimiz çok daha fazlası ve şimdi yavaş yavaş karşımızda, gözümüzün önünde veya görülmeyen şekilde büyüyor olan bir tehlikeye dönüştüğünü bile farkına varmıyoruz. Bu tehlikeyle hepimiz yakından bağlıyız. Örnek verecek olursam, data çoğalması sonucu iş alanlarının birçoğu otomatik oldu ve bunun sonucu insan emeği yerine teknoloji yer aldı. Bu şu demektir: fiziksel ve zihinsel çaba, teknoloji sayesinde insanların çalıştığı yerleri değiştirdi. Bir bilgisayar programı, motor, otonom robot vesaire. Var olan bir tehlike fakat görünmeyen bir tehlike olan yapay zeka, bunların bir kombinasyonu. Yani şu anki teknolojik gelişmelerin hepsi otomasyon konseptine giriyor. Hatta şöyle diyebilirim, uzmanlar nihayetinde her şeyin otomatikleştirilebileceğini varsayıyor. Kas gücü, veri işlemi veya ciddi düşünme hiç kimse ve hiçbir şey otomasyona karşı bağışık değildir. Potansiyel olarak otomasyon, insanların herhangi bir iş yapmasına gerek kalmadan sınırsız üretim gerçekleştirme imkanı bizlere sunuyor. Evet, sınırsız. Kendinize peki hiç sordunuz mu? Bu sınırı kim belirleyecek? Kim kontrol edecek ve kimler yönetecek? Oksijenlerim, ne dersiniz? Bu sınırsız geliştirme iyi bir başlangıç mı veya insanlığın sonu mu? Düşünün ve cevaplarınızı yorum kısmına not etmeyi unutmayın. Bu sınırsız yapay döngüsünü anlamak için bir örnek veriyorum. Bir zaman çizelgesi hayal edin. En sol hiçbir şeyin otomatikleşmediğini düşünün. Burada çok işin var olduğunu. En sağ, işin tamamen otomatikleştirildiği nokta. İşte elleriniz boş. Dijital geçiş bu hat üzerinde bir yerde başlar. Bitlerin ve byte'ların süreçte bir rol oynamaya başladığı an. Biraz daha ileride bilişsel sistemler ve makine zekası ortaya çıktığını görüyoruz. Dijital geçiş burada ivme kazanıyor ve o an şimdi geldi. Yani yaşadığımız yüzyıl, 21. yüzyıl. Başlangıçta otomasyondan herkes yararlandı. Çünkü otomasyon sıkıcı, ağır, tehlikeli veya rutin işleri makineler tarafından üstlendiği için insanlar çok sevinmişti. Fakat ekonomik açıdan bakıldığında robotlar veya bilgisayarlar insanların yerini alabildiğinde işsizliğin ortaya çıktığını da gördük. Ve otomasyon potansiyelin bir sınırı yoksa insanlar ekonominin dışında mı kalacak? Yani insanlar gereksiz haline mi getirildi veya bu daha büyük bir tehlikenin sadece başlangıcı mı? Günümüzde koronanın verdiği ekonomik krizin dışında, korona başlamadan önce bile iş kaybı gitgide çoğalırken sürekli olarak yeni işler yaratılacak diye bizi teselli ediyorlardı. Ama görünmeyen gerçek bu değil. Görünmeyen gerçek, görmek için geliştirilen teknolojik imkanlara bakılmamalı. Örneğin drone, bir pilotun pozisyonunu ele alalım. 10 yıl önce bu imkansızdı. Hayal bile edemezdiniz. Geldiğimiz nokta bu. Yani günümüzde hiçbir iş alanı güvenli değil. Peki diyeceksiniz, tüm şimdi okuyan gençler ne olacak? Ben derim ki bu sisteme dur diyebilmek için herkes geleceğin işi olarak bilgisayar mühendisi, teknisyeni okumalı veya en azından bu alandan anlamalı. Bu şekilde bu büyük tehlike insanlığa kötülük yapacağında hemen önüne geçmeleri için.
Tüm bu teknolojik gelişmenin sonucu ortadan kaybolan işlerin basit işler olduğunu düşünmeyin. Çok yetenekli bir tıp uzmanı olan bir radyolog mesleğini ele alalım. Yapay zeka tıbbi görüntülere dayalı olarak daha iyi, daha hızlı, daha ucuz ve daha az hata ile teşhis koyabilir. İnsan bunu yapabilir mi? Radyoloğun işi bile günümüzde bu nedenle risk altındadır. En gelişmiş yapay zeka merak ve yaratıcılığı içeriyor. Bilgisayarlar kullanılmaya hazır. Düşünmeyi bizden daha iyi yapabilecekler. Peki insan ne olacak? İnsanlar bilgisayar yerine bir işlemin sorumluluğu aldığında sonuç neredeyse her zaman zarar görür. Yani daha ürkütücü olan bir şey varsa insanların gereksizleştirildiği gerçeği karşımızda duruyor. Gördüğünüz gibi giderek daha fazla iş alanları dijital geçiş pahasına yok oluyor ve yeni işlerin insanlar için yaratılma hızı giderek yavaşlıyor. Akıllı makineler geleceğin işçileridir. Verimlilik artmaya devam edecek. Robotlar yılda 365 gün günde 24 saat çalışabilir. Bir insan buna dayanıklı değil ve bu nedenle insanın ekonomik değeri sonunda onu herhangi bir maaşla işe almamız artık gereksiz olduğu noktaya geldi. Ve bu nedenle insanın ekonomik değeri sonunda onu herhangi bir maaşla işe almanın artık gereksiz olduğu noktaya geldik. Peki insanlar ne olacak? Tekrar bu soruyu soruyorum çünkü çok önemli ve düşünülmesi gereken bir soru. İnsanlar daha zengin, daha da zengin, en zengini ve işsiz olacak. Ve modern hayattan orta çağ hayatına geri dönüş yapacağız. Yani orta çağdaki gibi toplumsal sınıf ayrımına geri döneceğiz. Ama tek fark modern toplumsal sınıflar doğacak. Evet, iyi duydunuz. Modern toplumsal sınıflar. Korona diyoruz ama korona bile sınıf ayrımı yapmıyor. Ne zengini tanıyor, ne fakiri tanıyor. Ne insanı tanıyor, ne hayvanı tanıyor. Hepsine bulaştırılıyor. Ama dadaist, yani yeni dünya biçiminde maalesef böyle değil. Çünkü güç kimdeyse dünyayı o yönetecek. Bizler de o güçlerin piyonlarından ibaret olacağız. Aynı satranç oyunundaki piyonlar gibi. Bunu isteseniz de istemezseniz de durum bu. Yani dijital geçiş nedeniyle ekonomi bir plütonomiye doğru yöneliyor. Plütonomi nedir? Plütonomi giderek daha küçük bir grubun zenginleştiği bir ekonomi sistemidir. Bu zengin gruplar en yüksek gelire sahiptir ve harcamalarının ve ekonomik büyümenin çoğunu kontrol eder. Ekonomik krizden çıkmayı başaran şirketler bunu genellikle daha fazla ve daha iyi otomatikleştirerek yapacak. Daha fazla insanı işe alarak değil, yeni işlerin olmadığı bir iyileşme olacak. Şirket sahiplerinin sahip olduğu en büyük avantaj, işsizleri işten kovabilmesidir. Siz işe yaramıyorsunuz, üretim iyi değil vesaire. Öte yandan böyle bir durumda makineyi işten kovamazlar. En fazla bu makineleri satmayı deneyebilirler. Bir plütonomi yolunda ekonomideki talebin durmamasını sağlamanız gerekecek. Artık bir işi olmayan ve dolayısıyla geliri olmayan insanlar artık hiçbir şey satın alamayacaklar. Bunu nasıl çözersiniz? Yani bir UBI bizi kurtaracak. UBI mi? Evet, UBI yani evrensel temel gelir. Herkes için garantili bir gelir. Bu paha biçilmez görünebilir. Ancak tehlikeli bir gelişim. İşte gideceğimiz nokta o. Silikon Vadisi'ndeki çoğu girişimcilerin bu yaşadığımız duruma çözüm olarak evrensel temel gelir yani UBI'den bahsediyorlar bile. Belki bu UBI kelimesini benden bugün ilk olarak duydunuz ve şok oldunuz. Acaba UBI gelecekte yapay zekanın yol açacağı işsizlik sorunu için bir çözüm olabilir mi? Peki kim bu Silikon Vadisi'ndeki girişimciler? İşte o isimleri kesin duymuşsunuzdur. Bunlardan en ünlüleri Elon Musk, Mark Zuckerberg. Yapay zekanın anlamı ise yani marifetli makineler için süper zeka üretim için hızlandırılmış bir öğrenme aşamasına girdiği bir süreci olduğunun bir toplu sözcüğü diyebiliriz. Fakat günümüzün tehlikesi olduğunu da diyebiliriz. Google
Google'da bilgisayar bilimcisi, mucit ve teknik direktör Raymond Kurzweil bu yapay zeka terimini yaygınlaştırmaktan ilklerden biriydi. Aynı zamanda yapay zeka gelişimin sorumlusu olan Kurzweil, insanların gelişmeden tam anlamıyla yararlanırlarsa ölümsüzlüğe ulaşabileceklerini ısrar ederek ün kazanmıştı. Ve insanlar hakkındaki düşüncesi şu diyebilirim. İnsan sadece bir algoritmadır. Evren dediğimiz şey bir bilgisayardır. İnsanlar sadece bir algoritmadır. Bundan bahsediyor. Son zamanlarda yeni bir felsefe ortaya çıktı. Vericilik. Vericiliğe göre evren sadece veri ve veri işleminden ibarettir. Her olgunun ve her varlığın önemi bu veri işlemeye katkısı ile belirlenir. Bu aşırı bir bakış açısı gibi geliyor. Ancak giderek daha fazla bilim insanı bu fikirlerle bir başlangıç noktası olarak gerçeğe bakıyor ve sonra evren ve içindeki her şey için daha iyi ve daha iyi teknolojiler geliştiriyor. Aslında teknoloji ürettiğimizde kendi yarattığımız efsaneleri de yaratırız. Kesinlikle hepsi bilim kurgu gibi görünüyor. Ancak savunucular çok ciddidir ve bazı Silikon Vadisi girişimcileri de dahil olmak üzere destekçileri bunun gerçekleşmesi için büyük miktarlarda paralar harcıyorlar. Çok çarpıcı bir örnek verecek olursam Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili açık açık korku ve kamu uyarılarına rağmen bir gün insan beyninin birbirine bağlanacağı umuduyla beyin implantatları üzerine çalışan Neuralink adlı şirketini kurdu. Tuhaf değil mi? Kendisi korktuğu geleceğe kendisi aynı zamanda kucaklıyor. Elon Musk ve Yapay Zeka adlı videomu izlerseniz orada Neuralink hakkında detaylı bilgi size aktarmıştım. Yapay zeka aslında şu anda yeni trans insan savaşçıları ortaya çıkarma gücüne bile sahip. Trans insanlar bir yüzyıl içinde teknolojilerin temelde insan ırkının yapay zeka ve dataizm adını verdiği bir devrimin ortaya çıkan sayısız teknolojiden güç alan ilahi varlıklara dönüştüreceğini savunuyorlar. Bu da demektir ki dataizm çok kolay bir şekilde dine dönüştürülebilecek bir teknoloji olacağını açıklıyorlar. Bu da kaçınılmaz teknolojik ilerlemenin fakat aynı teknolojinin farklı bir fütürizm dünyası yaratıldığının bir gerçeği. Peki bu tehlikeye karşı ne yapmalıyız? Teknolojik ilerlemeyi durduramayız, bu kesin. Fakat biz bilinçli olursak, bunu takip edersek ve toplumsal tehlikeleri bilirsek önüne geçebiliriz. Oksijenlerim, Google'un kurucusu olan evren devası bir bilgisayardır diyen Kurzweil, hatta insan sadece bir algoritmadır diyen Kurzweil, sözleri şok edici ve neredeyse anlaşılmaz bir fikir deseniz de ancak bu ideolojinin derinliklerine daldıkça onun temel öncüllüğünden daha az şüphe duyarsınız. En azından bana böyle oldu. Düşünebilen ve araştırma ruhunu koruyan ve geliştirmekte olan oksijenlere sesleniyorum. Söylememe artık gerek var mı bilmiyorum fakat videolarımı her pazar günü saat 8 itibariyle kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.